Ali Kara Hasanoğlu Önlük giyeceğinize HDP ile işimiz ne deseydiniz? Kastamonu'da iyi partililer ilkokul yıllarındaki hatıralarını canlandırmak için önlüklerini giymişler. Yakalarını takmışlar. Öğrenci andını okumuşlar. Amacı tahmin ediyorsunuz. Türküm, çalışkanım, doğruyum diye başlayan öğrenci andının okunmasının zorunlu olmaktan çıkarılması Danıştay kararı ile onaylanmıştı. Şimdi iyi Partililer öğrenci andını bir tiyatro eşliğinde okuyarak millet nezinde oluşan milliyetçilikten vazgeçtikleri kanaatini değiştirmeye çalışıyorlar. Veya etkinliğin Ankara'da veya genel merkezin bilgisi altında birden fazla büyük ilde değil. Milliyetçi kimliğiyle tanınan Kastamonu'da hayata geçirilmesinden anlaşıldığı kadarıyla genel merkez bu konuya pek girmek istemese de genel merkezde iller arasındaki uyuşmazlığın görüntüsü olarak Kastamonu İyi Parti teşkilatı öğrenci antı ile milliyetçi çizgiye işaret ediyor. Ama aynı işareti İyi Partinin genel merkezi veremiyor. Vermelerini arzulama anlamında bu tespiti yapmıyorum. Riyakarlığı tescilleme anlamında söylüyorum. Siz Kastamonu'da Türküm doğruyum diyorsunuz. Hem de küçük çocuklar değil, koca koca adamlar. Koca koca kadınlar bu sözleri tekrarlıyorlar. Ama bir bakıyoruz, Türk olduğunu, doğru olduğunu iddia eden İyi Parti'nin genel başkanı, Türklük vurgusu yapılmasını faşistik olarak nitelendiren cezaevindeki Selahattin Demirtaş'ta kahvaltıda buluşma hazırlıkları yapıyor. Kastamonu İyi Parti İl Başkanı Mehmet Cıvgın, andımızla ilgili bir basın açıklaması yapmaya uygun gördük. Bu basın açıklamasında da önlüklü, yakalıklı öğrenci kıyafetiyle bunu gerçekleştirmek istedik. Güzel bir an oldu. Biz İyi Parti olarak andımızın okutulması yönünde mücadelemize devam edeceğiz diyor. Ama İyi Parti'nin Ankara merkezdeki teşkilatı HDP ile yaptıkları gizli ittifak bozulmasın diye öğrenci andı ile ilgili yüksek sesli bir itirazı dilendirmiyor. Dilendiremiyor. Cumhurbaşkanlığı için bile aday gösteren İyi Parti yani Türkiye genelinde en fazla oy alacak parti olma iddiasında bulunan İyi Parti. Bu iddiasını 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde seslendirirken hemen 9 ay sonraki mali seçimlerde Türkiye'nin hemen hiçbir büyük şehrinde seçime bile girmedi. Biz aday göstermiyoruz dedi. Sadece aday göstermemekle yetinseler yine iyi. CHP'nin kuyruğuna takıldılar. CHP'li adayları destekliyoruz dediler. Hani bir ilde CHP'li, bir ilde AK Partili, bir ilde diğer partilerden isimleri seçerek desteklemiş olsalar kendileri seçime girmiyorlar ama doğru bir yaklaşımla kendilerine en yakın aday kimse onu destekliyorlar. Siyaset fanatikliğine imza atmıyorlar diyeceğim. Hayır. Gözlerini kapatmışlar. CHP kimi aday göstermişse onu destekleme kararı aldılar. Buraya kadar olan gelişmeleri de belki bir dereceye kadar tolere edebiliriz. Ama aynı tavrı HDP'de gösteriyorsa, HDP'de Türkiye genelinde Güneydoğu haricinde büyük şehirlerde aday çıkartmayarak CHP'li adayları destekleme kararı vermişse, o zaman soru şu, CHP'nin kuyruğuna takılan bu iki parti arasındaki fark ne? Kastamonu İyi Parti İl Başkanı ve İl Teşkilatı Yöneticileri öğrenci andını okumadan önce bu soruyu cevaplandırmalıydılar. Komik giysiler içinde görüntü vermeden önce İyi Parti'nin HDP ile aynı konumda olması kabul edilemez demeliydiler. Parti içi kavgalar gösterdi ki HDP ile birlikte büyük şehirlerde aday çıkartmayıp CHP'li adayları destekleme kararının yanı sıra CHP, HDP ve Saadet Partilerin de bulunduğu temsilcilerle birlikte anayasa çalışması hazırlığı da yapmışlar. Günlerce inkar ettiler. Yok böyle bir çalışma dediler. Öğrenci adındaki doğruyum sözünün hilafına millete yalan söylediler. En sonunda şahitleri çıkıp tek tek anlattı. İbrahim Kaboğlu, birlikte çalıştık ne olmuş modunda açıklaması ile anayasa çalışması değil, anayasal ilkeler çalışmasıydı diyerek rezilliğe tüy Ama İyi Parti'nin genel merkezi bu çalışmayı öğrenci andındaki doğruluk bir yana yurdumu milletimi özünden çok sevmektir sözünün gereği olarak vatanseverliklerini de Tehlikeye atarak gerçekleri milletten gizlemeye çalıştılar. Sonuç ne oldu? İyi Parti kurucusu Ümit Özdağ, anayasa çalışmasında İyi Partililerle HDP'lilerin birlikte çalıştıklarına dair 64 saatlik video görüntüsü var dedi. Öğrenci adını doğruluk mavalı ile meydanlarda okuyarak milliyetçilik edebiyatı yapan İyi Partililer suspus oldular. Bu nasıl bir politikadır? Bu nasıl bir riyakarlıktır? İYİ Partililer Kastamonu'da farklı, Ankara'da farklı, Diyarbakır'da farklı, İstanbul'da farklı çizgide siyasette nereye varabileceklerini düşünüyorlar. Tüm bunların yanı sıra. Bir de İYİ Parti'nin genel başkan yardımcısı Koray Aydın var. Kongrelerinin üzerinden 5 ay geçti. Parti yönetimine seçilecek kişilere operasyon yapan isim olarak suçlandı ama nasıl bir siyasi kimliğe sahipse bir defa olsun halkın huzuruna çıkıp benim hakkımda iddialar şunlar şunlardır bu iddialara cevaplarım da şunlardır diyemedi. En nihayetinde hafta sonu Adana'da partisinin bir toplantısında kafayı çıkarıp hakkındaki iddialara cevap vermeden siyasi iktidarın gidici olması üzerinden ahkam kesmeye kalkışmış. Bir partinin genel başkan yardımcısı hem de partinin kurucularının iddialarına cevap vermeden aylarca odasına kapanıp herkesten kaçıyorsa gidici olan o ülkenin siyasi iktidarı değil o genel başkan yardımcısıdır. O genel başkan yardımcısını o koltukta oturan partinin bizzat kendisidir. Bunlar PKK ile birlikte pasaport kontrolü yaptılar. Onları Diyarbakır meydanında Öcalan'ın mektubunu okurken de gördük diyenler. HDP ile birlikte kol kola girip İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de belediye başkanı seçmişlerse bilin ki gidici olanlar tam da bu kirli siyaseti yürütüp halkı enayi yerine koymaya kalkışanlardır.